Merhaba arkadaşlar, tekrar karşınızdayım. Biliyorsunuz geçen sefer bir KVK şikayet videom olmuştu. Onunla ilgili çok yoğun talep oldu. Ne olduğunu merak edenler oldu, soranlar oldu. Arkadaşlar mutlu sona ulaştım. İşte burada. Sonunda telefonum tamir oldu. Geçen onca zamandan sonra telefon nihayet tamir oldu. Şuradan da açıp size göstereceğim şimdi. Açıldı. Görmüş olduğunuz gibi. Telefon tamir oldu. Hiçbir ücret talep etmediler. Ne oldu diye soracak olursanız şöyle anlatayım. Geçmişten biraz bahsedeyim. İşte telefonu götürdüm. Garanti kapsamı dışına çıktı. Darbeli olduğundan dolayı garanti olmaz dediler. 636 lira para istediler. Çok güzel ses çıkıyor. Çok güzel bir şey. Ben sonra Tüketici Hakları Mahkemesi'ne gittim, bir video çektim. Videoyu bilenler biliyor. Bilmeyenler ise kanalından videolar kısmından ulaşabilirler. Her neyse, bunların dışında şu an telefon elimde gayet güzel şekilde çalışıyor. Ben buradan HTC'ye teşekkür etmek istiyorum. Benim için çok uğraştılar. Aklımda olan isimlerden Merve Hanım var. Ona çok teşekkür etmek istiyorum. İnanır mısınız? HTC Türkiye bana en az 10 tane mail attı. Gökay Bey, durum nedir? Şu nedir? Bu nedir diye. Şu anki telefon durumu nedir diye. Ve kendileri bana ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdiler. Ki bence ellerinden geleni yaptılar. Telefona ne yapıldığını sorarsanız telefon anakartı değişti arkadaşlar. Bunun dışında telefonun arkasında bir göçük vardı. O göçük giderilmiş. Buna çok memnun kaldım. Ki zaten bu göçük giderilirdi. Çünkü o göçük şöyle arkadan parmakla bir dokunsanız giderilecek şekildeydi. Her neyse. HTC Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Onları Twitter'da hashtagleyip videomu ulaştırdığım için ve onlar da benim bu videomu ciddiye alıp, görüşlerimi ciddiye alıp bana telefonla ve maille dönüş yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. HTC'de bu telefonun tamir olması için bir alo demiş olan, nefesini bir kez, bir milisaniye tüketmiş olan bir insan bile varsa ona da çok teşekkür ediyorum. İsimler konusunda hafızam zayıf, tek Merve Hanım aklımda kalmış. Ki doğaldır da, kendisi çok beni aradı çünkü. Ben de gerek kendisini çok aramaya çalıştım, ulaşmaya çalıştım. Her neyse, telefonum tamamlandı, tertemiz bir şekilde elimde. Süreç çok uzundu, kabul ediyorum. Ama sonunda olması gerektiğine inandığım şey oldu. Buradan videomu izleyip paylaşan herkese de çok teşekkür ederim. Onlarca kişi paylaştı videomu. Hatta yüzlerce kişi paylaştı videomu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Mutluyum. Ya abi özlemişim. Telefona geri dönmek güzel bir şey. 2 ay akıllı telefonsuz kalmak çok kötü bir şey. Sadede gelecek olursak çok teşekkür ederim. HTC Türkiye. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar videomu paylaştığınız için. Umarım bir daha böyle kötü videolar çekmem. Ama size tavsiyem HTC alın arkadaşlar. Bir sorun olursa da KVK'ya gitmeyin. KVK'sız HTC almaya çalışın. Eğer KVK'lı HTC alma gibi bir duruma düştüyseniz ve telefonunuz bozuksa, yapmıyorlarsa Twitter'dan HTC Türkiye'yi hashtagleyin. Onlara derdinizi yazılı olarak da anlatsanız ilgileneceklerine inanıyorum. Tekrar teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.